Hiç kendinizi hayatın içinde savruluyormuş gibi hissettiğiniz oldu mu? Genellikle yeni bir yıla girerken böyle hisseder insan kendisini. Ya da yeni bir yaşa girerken. Ard arda sözler verir kendi kendine. Yaptığı hataları tekrar etmeyeceğine, eksiklerini gidereceğine, mutsuzluklarını ve bütün keşkelerini geride bırakıp yepyeni bir başlangıç yapacağına dair sözler. Hepimiz çok kereler kendimize böyle sözler vermiş, önemli kararlar almışızdır. Ve çoğu kez uygulayamamışızdır. Yine de her seferinde bu kez yapacağım dediğim şeyleri kesinlikle yapacağım deriz. Ama ortada önemli bir soru var. Nasıl? Nasıl? Yıllar yılı yapa geldiğimiz kötü alışkanlıklarımızdan kurtulup, edinmek istediğimiz o güzel alışkanlıklara nasıl sahip olacağız? Dahası bunları sürdürülebilir hale nasıl getireceğiz? Bu video, James Clear'in Atomik Alışkanlıklar kitabının rehberliğinde bize bunu nasıl başarabileceğimizi öğretiyor. Ama bir şartla, parçaları birleştirebilmek için bu videoyu mutlaka sonuna kadar izlememiz gerekiyor. Çünkü kitaptaki bilgileri nasıl kullanacağınızı ve bunları kendi yaşantınıza nasıl uyarlayacağınızı bu video detaylı bir biçimde anlatıyor. İşte o kitap, Atomik Alışkanlıklar. Hoş bir örnekle başlayalım işimize. İstanbul'dan Konya'ya uçacak bir uçakta olduğunuzu düşünün mesela. Gizli bir el, kalkıştan hemen önce uçağınızın rotasını birkaç derece değiştirirse ne olur biliyor musunuz? Recep İvedik misali, kendinizi Konya yerine Kenya'da bulabilirsiniz. Tıpkı bu örnekte olduğu gibi, günlük hayatta tekrar edip durduğumuz alışkanlıklarımızda meydana gelebilecek küçücük değişiklikler de hayatımızın rotasını beklenmedik ölçüde değiştirebilir. Olumlu veya olumsuz yönde. Küçücük değişiklikler, büyük değişimler. Alışkanlıklarımızdaki ufak değişiklikler, hayatımızı çok farklı hedeflere yönlendirebilir. Gelin basitçe işin matematiğine bir göz atalım. Bir konuda bir yıl boyunca her gün %1'den azıcık fazla ilerleme kaydetsek, bir sonraki yıla 38 kat ilerlemiş olarak başlayacağız demektir. Tuzak, hayal kırıklığı vadisi. Başarı, günlük alışkanlıkların ürünüdür. Bir kerede gerçekleşecek tek adımlık bir edinim değildir. Başarısızlık da öyle. Kolaycı ve acelecidir insan. Bir konu hakkında kendimizi geliştirmek için azıcık çaba sarf etmeye başladığımızda hemen dikey bir ilerleme bekleriz. Oysa başlangıçta atılan adımlarla fark edilmeyecek kadar minik mesafeler alınır. James Clear, kitabında ilerleme grafiğinin bu bölümünü hayal kırıklığı vadisi olarak tanımlıyor. Size göre çok şey yaptınız, çok çaba sarf ettiniz ama neredeyse hiçbir sonuç elde edemediniz. İşte çoğu insanın bir kez daha başaramadığını düşündüğü ve hayal kırıklığı içinde eski rutinlerine geri döndüğü yer tam da burasıdır. Bu aşamayı geçerek güçlü sonuçları ve gerçek kazancı görmek içinse sabır gerekir. Hedefe değil, sisteme odaklan. Hedef, varmak istenilen sonuçtur. Sistemse sonuçlara yol açan süreçlerle ilgilenir. İstediğimiz şeyi başarmanın, mesela daha güzel bir vücuda sahip olmanın, başarılı bir iş kurmanın ya da çok bilgili ve kültürlü olmanın en iyi yolunun kesin hedefler koymaktan geçtiğini düşünürüz. James Clear ise pek böyle düşünmüyor. O hedeflerden çok sisteme, yani sürece odaklanmaktan yana. Yazar, bunu yapabilenlerin gerçek anlamda başarılı olacağını savunuyor. Bir hedefe ulaşmak, hayatınızı yalnızca bir anlığına değiştirir. Peki, hedefe ulaştıktan sonra ne olacak? Amacınız sadece 3-5 kilo vermekti ve bunu başardınız. Ya sonra? Motivasyonunuz hızla kaybolacak ve eski yeme alışkanlıklarınıza geri döneceksiniz. Ve gelsin kilolar. Hedefler yön belirlemek için iyidir. Ancak sistemler, kalıcı ilerlemeler kaydetmek için en iyisidir. Kalıcı başarının formülü Atomik Alışkanlıklar Sistemi. Atomik alışkanlıklar, gün içinde aldığımız küçük kararlar ve bunlara uygun olarak gerçekleştirdiğiniz eylemlerdir. Zaman içinde birikerek olumlu sonuçlar üreten küçük rutinler ve davranışlar. Lütfen unutmayın, büyük değişiklikler, küçük gelişmelerin bir araya gelmesiyle oluşur. Atomlar, moleküllerin yapı taşları olduğu gibi, atomik alışkanlıklar da dikkate değer gelişmelerin yapı taşlarıdır. Davranış değişikliği 3 katman. Davranış değişikliklerinin 3 katmanı vardır. Birincisi sonuç almaktır. Kilo vermek, para kazanmak gibi. İkincisi süreci değiştirmektir. Yeni bir egzersiz düzeni oluşturmak, günlük kitap okuma alışkanlığı edinmek ve benzeri. Üçüncüsü ise düşünce biçiminizi değiştirmektir. Dünya görüşleriniz, kendiniz ve başkaları hakkında nasıl düşündüğünüz türünden şeyler. Çoğu insan sonuç odaklıdır. Ancak alışkanlıklarınızı değiştirmenin en iyi yolu, istediğiniz kişi olmaya odaklanmaktır. Yani amaç bir enstrüman öğrenmek değil, müzisyen olmaktır. Amaç maraton koşmak değil, atlet olmaktır. Amaç çok para kazanmak değil, iyi bir hayat yaşamaktır. Olmak istediğiniz şey, kimliğinizin bir parçası haline geldiğinde, davranışlarınız da doğal olarak değişecektir. Kendinize ve başkalarına "ben sporcuyum" dediğinizde, otomatik olarak o kimliğe uygun bir performans sergilemeyi istersiniz. Bunu kendinize devamlı hatırlatın. Ne zaman bir antrenman yapsanız, siz bir sporcusunuz. Her kod yazdığınızda, siz bir yazılımcısınız. Ekibinize her yön verdiğinizde, siz bir lidersiniz. Olmak istediğiniz şey neyse, ona uygun davrandığınız müddetçe siz osunuz. Otomatik hale getirerek alışkanlık döngüsü oluşturmak. Bir şeyin otomatik hale gelmesi için pratikte yeterince tekrarlanması gerekir. Alışkanlıkları düzenli olarak tekrarlayabilmek için devam eden bir geri bildirim döngüsüne ihtiyaç vardır. Tetikleyici, artı istek, artı reaksiyon, artı tatmin. Günlük yaşamınızda iyi veya kötü alışkanlık döngülerinizi başlatan tetikleyicileri düşünün. Tetikleyici: telefon sesi. İstek: kimin mesaj attığını bilmek istiyorum. Reaksiyon: telefonu aç. Tatmin: kimin mesaj attığını gör. Tetikleyici: boş kalmış ve sıkılmış bir zihin. İstek: sıkıntınızı hafifletmek. Reaksiyon: sosyal medyaya bakmak. Tatmin: rahatlama. Zihin, aldığınız ödülleri tetikleyicilerle birleştirir. Yani son örnekte olduğu gibi, sosyal medyada zaman geçirmek, canınızın sıkkın, zihninizin boş olduğu ruh halinizle bağlı hale gelir. Facebook'a girmek Instagram'ı tetikler, o da YouTube'u. Siz farkına varmadan en az yarım saatinizi sosyal medyada boş boş gezinerek harcamış olursunuz. Alışkanlık döngülerini ne kadar çok tekrarlarsanız, o kadar güçlü ve otomatik hale gelirler. Bir koku, bir ses, bir manzara, bir kişi, bir yer. Bunların hepsi zihnimiz için tetikleyici olabilir. Peki biz bu durumu nasıl avantaja çevireceğiz? 4 kuralla açıklayalım. Kural 1. Kendinizin farkına varın, açık olun. Mevcut alışkanlıklarınızın çoğu o kadar otomatiktir ki, yaptığınızın farkında bile olmazsınız. Onları değiştirebilmek için önce farkındalık gerekir. Bu farkındalığa alışkanlık puan kartı oluşturarak sahip olabilirsiniz. Uyandığınız andan yatağa girdiğiniz zamana kadar tüm günlük davranışlarınızı bir alışkanlık puan kartına yazın. Puan kartınız şöyle görünebilir: olmayı arzu ettiğiniz kişinin yapacağı türden her davranış pozitif, artı, uygun olmayanlarsa negatif, eksi veya nötr eşittir. Bir gün kilo verip istediğim vücuda sahip olacağım demek kolaydır. Ama hatlar yeterince belirgin değildir. İhtiyacınız olan şey ise netliktir. Aşağıdaki formülü kullanarak niyetinizi netleştirin. Formül 1. Şu zamanda, şu mekanda şunu yapacağım. İşte size kötü bir örnek. Bu ay daha fazla kitap okuyacağım. Şimdi de formüle uygun harika bir örnek. Her gün sabah 6'da yatak odamda 15 dakika kitap okuyacağım. Formül 2. Şundan sonra bunu yapacağım. Bir şeyi alışkanlık haline getirmenin bir başka yolu da alışkanlıkları birbirleriyle ilişkilendirmektir. Şu formülü uygulayabilirsiniz. Mevcut alışkanlığımdan sonra yeni bir alışkanlık başlatacağım. Örneğin, dişlerimi fırçaladıktan sonra 5 dakika egzersiz yapacağım. Tetikleyiciler ve alışkanlık zinciri. Daha fazla alışkanlığı birbirine bağlayabilirsiniz. Örneğin, dişlerinizi fırçalamayı bitirdikten sonra sosyal medyayı kontrol etmeden önce gününüzün geri kalanını planlayabilirsiniz. Bu süreçte doğru tetikleyiciyi seçmek önemlidir. Tetikleyici uyanmak, alarmınızı kapatmak veya dişlerinizi fırçalamak gibi gün içinde otomatik olarak yaptığınız bir şey olmalıdır. İşte bunları tutarlı ve devamlı bir şekilde uygularsanız bir alışkanlıklar zinciri oluşturmuş olursunuz. Motivasyon veya irade gücü küçüktür çevre etkisi. Çevre, insan davranışlarını şekillendiren görünmez bir eldir. Atomik Alışkanlıklar kitabında James Clear, çevre etkisinin motivasyondan daha önemli olduğunu söylüyor. Yani çevremizden, irade gücümüz ve motivasyonumuzdan etkilendiğimizden daha fazla etkileniyoruz. Bu da demek oluyor ki, içinde bulunduğunuz ortamı değiştirerek davranışlarınızı istediğiniz biçimde şekillendirebilirsiniz. Tek alan, tek kullanım. Yeni bir alışkanlık oluşturmak için etrafınızdaki alanı, evinizi, iş yerinizi yeniden tasarlamanız gerekebilir. Bunun için 1. İstenen alışkanlıklar için gerekli ipuçlarını görmeyi kolaylaştırın. 2. İstenmeyen alışkanlıkları hatırlamayı engelleyin. Örnek, daha fazla su içmek istiyorsanız, su şişelerini onları görebileceğiniz yerlere yerleştirin. Okumak mı istiyorsunuz? Kitabı görebileceğiniz bir yere koyun. Daha iyi gitar mı çalmak istiyorsunuz? Gitarınızı dolaba kaldırmayın. Ortada bir yerlerde dursun. Çevrenizi sadece nesnelerle dolu bir yer olarak görmeyi bırakın. Oturma odasındaki kanepe, birisi için gece 1 saat kitap okuduğu yerdir. Bir başkası için film izlediği, pizza yediği, işten sonra dinlendiği yer. Kanepeyle olan ilişkiniz, yemek ve dinlenmekle ilgili ise, o ortamda işle ilgili bir görevi yerine getirmeye çalışmak zor olabilir. Kötü alışkanlıkları kaynağında kesmeli. Kötü bir alışkanlığı ortadan kaldırmaya çalışıyorsanız, otokontrole pek güvenmemelisiniz. Kötü bir alışkanlığı ortadan kaldırmanın en pratik yollarından biri, onu tetikleyen şeyleri görünmez kılmak, etrafınızdan uzaklaştırmaktır. Örneğin, çalışırken sizi engellediğini düşünüyorsanız, mobil telefonunuzu birkaç saatliğine başka bir odaya koyun. Kilo vermeye uğraşıyorsanız, abur cuburları mutfak masasında sergilemeyi bırakın veya evinize hiç sokmayın. Kural 2. Alışmayı istediğiniz şeyi çekici hale getirin. İnsan tatmin edilmeyi beklediğinde harekete geçer. Bir eylem ne kadar tatmin edici olursa, onu tekrarlama olasılığımız da o kadar artar. Bu nedenle, iyi alışkanlıklar oluşturmanın ilk adımı onları çekici hale getirmektir. Bu süreçte dopaminin vücudumuzu nasıl etkilediğini anlamak bize yardımcı olacaktır. Öyleyse dopamin nedir ona bir bakalım. Dopamin, insan vücudunda doğal olarak bulunan bir kimyasal maddedir. Vücuttan beyne sinyaller iletir. Kişinin duygusal tepkilerinin ve eylemlerinin kontrolünde önemli rol oynar. Dopamin seviyelerimiz yükseldiğinde harekete geçmek için daha motive oluruz. Bir zamanlar dopaminin sadece hazla ilgili olduğu varsayılıyordu. Şimdilerde ise dopaminin motivasyon, hafıza, öğrenme, cezalandırma ve gönüllü hareket gibi pek çok nörolojik işlev için hayati önem taşıdığını biliyoruz. Sosyal medyayı kullanmak, abur cubur yemek veya uyuşturucu kullanmak da yüksek dopamin seviyeleriyle ilişkilidir. Dolayısıyla alışkanlık haline gelmeleri çok kolaydır. Dopamin hormonu sadece zevk aldığımızda değil, haz aldığımız şeyi hayal etmeye başladığımız andan itibaren salınmaya başlar. Kumar bağımlılarında dopamin seviyesi kazandıktan sonra değil, kumar oynamadan hemen önce artar. Bazen tatilin düşüncesi ve beklentisi, tatil yapmaktan bile daha çok keyif verir insana. Arzu ettiğiniz abur cuburu görmek, onu birazdan yiyeceğinizi düşünmek, yedikten sonra alacağınız hazdan daha fazladır. Arzu, ilk etapta harekete geçmemize neden olan şeydir. Alışkanlıklarımızı çekici kılmak hayati önem taşır. Çünkü bizi harekete geçmeye iten şey, tatmin edici bir deneyim beklentisidir. Tam da burada, Profesör David Premack tarafından geliştirilen Premack prensibi devreye girer. Daha olası davranışlar, daha az olası davranışları güçlendirecektir. Buna cazip paketleme de diyebiliriz. Yapmamız gereken eylemi, yapmak istediğinizle birleştirerek alışkanlığı daha çekici hale getirebilirsiniz. Egzersiz yapmayı film izlemekle birleştirmek gibi. Etkili bir soru, insanlar ne der? Sosyal çevrenin alışkanlıklar üzerindeki etkisi tartışılmaz düzeydedir. Başkaları benim hakkımda ne der veya ne düşünür? Bu sorunun cevabı çoğu kez davranış biçimlerimizi yönlendirir. Peki bunun alışkanlıklarımızla ilgisi ne? Yeni bir alışkanlık oluşturmaya çalışıyorsanız, alışkanlığı pekiştirmenin en iyi yollarından biri, bu alışkanlığın norm olduğu sosyal ortamı bulmak ve onun bir parçası olmaktır. Daha iyi bir vücuda sahip olmak istiyorsanız, etrafınızda zinde insanlar olsun. Yazılımcı olmak istiyorsanız, bu alanda eğitimler alın ve sektörde çalışan kişilerle iletişim halinde olun. Dün neyse bugün de o. İnsan. Yüzeysel isteklerimiz, derinlerdeki temel güdülerimizin görünen yüzleridir. Ve bu temel motivatörler davranışlarımıza rehberlik eder. Kendi kendinize, hayatta kalmak için bu pizzayı tüketmem gerekiyor demezsiniz. Ama hayatta kalmak için bir şeyler yemeniz zorunludur. Pizza olmasa bile. Yemek yemek, su içmek, aşık olmak, çocuk istemek, sosyalleşmek, diğer insanların onayını almak, belirsizliği azaltmak, sosyal statü sahibi olmak, prestij elde etmek, güvende olmak ve bunlar gibi yüzlercesi insanın temel motivasyonlarıdır. Sahip olduğumuz alışkanlıklarımız da bunların dışa vurulmuş biçimleridir. Aslında beyniniz sigara içmek, birkaç dakikada bir Instagram'ı kontrol etmek, markalı kıyafetler giymek veya bilgisayar oyunları oynama arzusuyla serpilip gelişmedi. Ancak hedef kitlelerini çok iyi analiz eden büyük şirketler, dev markalar ya da sosyal medya platformları insanın temel güdülerine seslenmeyi bildi. Bugün vazgeçemediğimiz alışkanlıklar, kadim arzularımız için bulunmuş, günümüze uygun çözümlerdir. Yeme içme isteği, sosyalleşme arzusu, aşık olma heyecanı, statü elde etme kaygısı vesaire hep vardır. Dün bunları bulmak için farklı ortamlarda dolaşanlar, bugün yemek sepetine, Facebook'a, LinkedIn'e tıklamaktadırlar. Araştırmak, bilmek isteyenler için Google, kendini ifade etmek ve sosyal etkileşime girmek isteyenler için Twitter, Instagram, Clubhouse ve diğerleri vardır. Küçük dokunuşlarla algınızı değiştirin. Zorlandığınız alışkanlıkların tadını çıkarmak için beyninizi yeniden programlamanız gerekiyor. Nasıl mı? Bir alışkanlığın zorlayıcı yönlerinden ziyade size sağlayacağı avantajlara odaklanın. Bu sayede sizin için çekici görünmesini sağlayın. Düşünün ki, spor yaparak zinde kalmaya çalışmak size sağlık ve mutluluk getirecektir. Yorgunluk değil. Evi temizlemek zaman kaybı değil, yaşamaya ve çalışmaya daha elverişli bir ortam hazırlamaktır. Tasarruf etmek gereksiz bir fedakarlık değil, ekonomik özgürlüğünüze doğru attığınız güçlü bir adımdır. Kötü alışkanlıklardan kurtulmak için de aynı yöntemi deneyin. Bu kez de onları itici hale getirmek için o davranışı yapmamanın faydalarına odaklanın. Kural 3. Çok tekrar edin, alışmayı kolaylaştırın. Yeni bir alışkanlık oluşturmak aslında ne kadar sürer? Neuroscientistlerin, yani sinir bilimcilerin, alışkanlık oluşturma sürecine dair araştırmalarından çok önce bile tekrar etmenin alışkanlık oluşturmanın en güçlü araçlarından biri olduğu biliniyordu. Bir davranış tekrarlandıkça giderek daha otomatik hale gelir. Bir aktiviteyi tekrarladığınızda beyniniz daha verimli hale gelmek için değişir. Dolayısıyla alışkanlık oluşumunu zaman ölçeğiyle değil, tekrar sıklığıyla değerlendirmek daha doğru olacaktır. Sürtüşmeyi azaltma en az çaba kuralı. Bir iş için ne kadar çok enerji harcamak gerekiyorsa, o işi yapma olasılığınız da o kadar azalır. Alışkanlıklar daha az enerjiye ihtiyaç duyduklarında daha rahat gelişirler. Engel ne kadar büyükse, sizinle arzu edilen sonuç arasındaki sürtüşme o kadar fazla olur. Az bir gayretle günde bir sayfa kitap okuma alışkanlığını edinmek neredeyse insanı hiç zorlamaz. Ama günde 100 sayfa kitap okumayı alışkanlık haline getirmek hiç de kolay olmaz. Spor salonuna gitmek için fazladan 20 dakika araba sürmeniz gerekiyorsa, bu alışkanlığı edinmeniz zorlaşır. Ama salon yolunuzun üzerinde ise işler kolaylaşır. İyi alışkanlıklarınızı kolaylaştırmanız, onlara bağlı kalma olasılığınızı artırır. Kötü alışkanlıklarınızla sürtüşmelerinizi arttırmanız da onlardan uzaklaşmanıza katkı sağlar. Kolaylaştırmak için ortamı hazırlayın. Ortamınızı hazırlayarak yapacağınız faaliyetlerin önündeki engelleri azaltabilirsiniz. Örneğin, egzersiz kıyafetlerimi geceden hazırlayacağım, böylece sabah kalkar kalkmaz spora başlayabilirim deyin. Daha sağlıklı bir kahvaltı hazırlamak için tavayı ocağa koyun ve malzemeleri geceden hazırlayın. Lakin sakın ha, tavanın altını geceden yakmaya kalkmayın. Önemli bir ipucu 2 dakika kuralı. İçinizden bir ses daima size pratiğinizi ertelemeyi fısıldayacaktır. Bunu bastırmak ve ertelememek için 2 dakika kuralını kullanın. edinmek istediğiniz alışkanlığın 2 dakikalık kısa bir versiyonunu kullanın. Bunu yerine sabitlemeniz ve ardından yavaş yavaş zorluğu arttırmanız daha doğru olacaktır. Kitap okuma alışkanlığını günde 1 saat okuyarak edinmeye çalışırsanız, kısa süre sonra o 1 saat 1 sayfaya düşer. Maraton koşmak, ayakkabıları giymek ve açma germe hareketleriyle başlar. Terk etmek istediklerinizle aranıza bariyerler döşeyin. Terk etmek istediğiniz alışkanlıklarınız içinse bunun tam tersini yapın ve kendinizle kötü alışkanlığınız arasına sürtüşme bariyerleri yerleştirmenin yollarını düşünün. Alışkanlığınızı mümkün olduğunca pratik olmayan bir hale getirin. Mesela daha az televizyon izlemek istiyorsanız, her kullanımdan sonra televizyonun fişini çekin. Uzaktan kumandayı da zor ulaşabileceğiniz bir yere koyun. Alışverişe gittiğinizde ihtiyacınızdan fazlasını alıyorsanız, kredi kartınızı arabanızda bırakın. Kural 4. Tatmin edici hale getirin. Bir işten zevk aldığınızda, beyniniz bu davranışı hatırlamaya ve tekrarlamaya meyleder. Davranış değişikliğinin en önemli kuralı, beyne iletilen "bu beni iyi hissettiriyor, bir dahaki sefere bunu tekrarlayalım" mesajıdır. Hemen ödüllendirilen şey tekrarlanır. Hemen cezalandırılan şeydense kaçınılır. İlk 3 kural, alışkanlığı bu kez yapmanıza, 4. kuralsa alışkanlığı bir dahaki sefere de tekrarlamanıza yöneliktir. Anlık hazlarla güzel ama gecikmeli geri dönüşler arasında bir ters orantı vardır. Yararsız ya da zararlı alışkanlıklarımız ilk etapta bize zevk verir. Fakat uzun vadede sonuçları bizim için hiç de hoş olmayacaktır. İyi alışkanlıklarımızdaysa durum tam tersidir. Başlangıçta hoşumuza gitmeyecek yönleri olsa dahi dönem sonu raporu çok tatmin edicidir. Uzun vadede olumlu sonuç verecek iyi alışkanlıklara az da olsa zevk serpmeli. Bize hiçbir yararı dokunmayacak kötü alışkanlıklara ise olabildiğince acı eklemeli. En önemlisi süreklilik. Alışkanlıkları sürekli kılmanın en yaşamsal noktası, insanın kendisini çıktığı yolda az da olsa başarılı hissetmesidir. Başarı hissi, ciddi çaba sarf ederek edindiğiniz alışkanlığın karşılığını aldığınızın ve işlerin yolunda gittiğinin bir işaretidir. Alışkanlıklar konusundaki ilerlemenizi görsel materyallerle de takip edebilirsiniz. Püf noktası alışkanlık takibi. Her olumlu pratik için kavanoza bir bilye atabilir, yanı başınızdaki not kağıdına küçük işaretler koyabilir ya da minik deftere notlar alabilirsiniz. Alışkanlıkları takip edecek görseller kullanmak, edinim sürecinizi izleyebilmenin en basit yoludur. Zor zamanlarda bile süreklilik zincirini kırmayın. Kötü bir iş günü, kötü bir performans veya kötü bir olay hayatta herkesin başına gelebilecek şeylerdir. İşte o en zor günlerde bile alışkanlığı devam ettirebilmenin ne kadar değerli olduğunu bilemezsiniz. Her halükarda süreklilik zincirini kırmayın. Devam ettire geldiğiniz iyi bir alışkanlığınızı 2 kez üst üste terk etmek, kötü bir alışkanlığın başlangıcıdır. Bunu asla yapmayın. Her gün 50 mekik çekiyorsanız, o zor günde 10 mekik çekin ama mutlaka çekin. Bu, alışkanlığınızı terk etmekten çok daha iyidir. Alışkanlık sözleşmesi oluşturun, kendinizi takip ettirin. Size vakit ayırabilecek, önemsediğiniz bir dostunuzla bir alışkanlık sözleşmesi üzerinde anlaşın. Sözleşme metninde deyin ki, "Şu antrenmanı her kaçırdığımda sana 100 lira ceza ödeyeceğim." Unutmayın, kimse ceza ödemekten hoşlanmaz. Ve kimse, önemsediği kişiler karşısında zor durumda kalmak istemez. Bir örnek olarak ben. Şimdi gelelim Atomik Alışkanlıklar kitabında yazılanları yaşantısında uygulamaya karar veren bana. Kitap okumak önemlidir. Ama asıl olan, öğrendiklerimizi yaşantımızın bir parçası haline getirebilmektir. Kitabı okuduktan sonra, belki yaklaşımınız benimkinden farklı, hatta daha iyi olacak. Belki de benim gözden kaçırdığım noktaları ya da geliştirebileceğim bazı yanları sizler göreceksiniz. Bunlar benim için önemli. Lütfen düşüncelerinizi videonun yorum kısmına yazıp benimle paylaşın. Evet, ne diyorduk? Benden bahsediyorduk. Benim geliştirmek istediğim alışkanlıklar egzersiz ve okuma üzerineydi. Ortadan kaldırmak istediklerim ise dikkat dağınıklığı ve sosyal medyayı aşırı kullanmaktı. En önce hazırlık yaptım. Önce kitapta anlatılan şekliyle alışkanlık puan kartımı hazırladım. Bu bana terk etmek istediğim alışkanlıklarım hakkında bir fikir verdi. Daha da önemlisi, yeni alışkanlıklarımı peşlerine takabileceğim günlük rutinlerimi belirlememe katkı sağladı. Egzersiz alışkanlığı için ilk adım, ipuçlarını, işaretleri, tetikleyicileri daha belirgin hale getirmekti ve bunun için birkaç aracım vardı. James Clear'in uygulama stratejisini kullandım. Sabah 6'da oturma odasında antrenman yapacağım. Sonra gece yatmadan elimden geldiğince bu yeni alışkanlığa elverişli ortamı tasarlamaya çalıştım. Dumbbell setimi dolaptan çıkardım ve oturma odasına koydum. Ayrıca internetten sağlıklı zinde vücutlu sporcuların fotoğraflarını çıktı aldım ve evimin çeşitli yerlerine astım. Sonra dopamin salgıladım. Dopamin ve motivasyonumu artırmak için antrenmanı en sevdiğim şarkıları dinleyerek yaptım. Ayrıca beynimi yeniden programladım. Kendime defalarca egzersiz yapmak zorunda olmadığımı, daha sağlıklı bir vücut için çalıştığımı söyledim. Algımdaki bu ince değişim bana çok fayda sağladı. İdeal olarak bir spor salonuna katılmak veya antrenman yapacak bir grup bulmak, bu alışkanlığı güçlendirmek için daha da iyi olurdu. Ancak ne yazık ki yaşadığım yerde bu mümkün değildi. Bu yüzden de uygulamaya kendi evimde ve kendi kendime başladım. Sonra işimi kolaylaştırdım. 2 dakika kuralını kullanarak bir anda çok fazla şey yapmamaya özen gösterdim. Alışkanlığımı bir meydan okuma gibi algılamak istemedim. 2 dakika kuralını antrenman kıyafetlerimi giymek ve açma germe yaparak uyguladım. Başardığım tek şey bu bile olsa sorun değildi. Çünkü artık kendimi göstermiştim. Zihnim %1'lik küçük değişikliklere ve sistemimin beni belirsiz hedeflere değil, sonuçlara ulaştıracağına odaklandı. Amacım bu alışkanlığı yerine oturtmaya başladığımdan emin olmaktı. Odaklandım ve ilerledim. Antrenmanlar tamamlanana kadar telefonuma bakmayacağıma dair kendime kurallar koydum. E-postalar ve sosyal medya dikkatimi dağıtırsa, bu benimle antrenmanın tamamlanması arasındaki sürtüşmenin bir adımı haline gelirdi. Yani işimi zorlaştırırdı. Etrafımı hazır hale getirmek benim için çok önemliydi. Zaten yoga minderimi, dumbbelllarımı ve benzeri spor malzemelerimi bir gece önceden hazırlamıştım. Bu bana antrenmanın çoktan başladığını, hatta tamamlandığını hissettiriyordu. Çünkü tüm mazeretleri ortadan kaldırmıştım. İşte döngünün bu 3 aşaması, harekete geçmem için sistemli bir altyapı oluşturdu. Ve tekrar ve tekrar. Başa çıkmam gereken son bir aşama kaldı. Alışkanlığımı tekrar ettiğimden emin olmalıydım. Döngüyü tamamlamak için bir alışkanlık takipçisi kullanıyorum. Takvimin bittiği günü geçmek bana ödül oluyor ve bu beni zinciri devam ettirmeye zorluyor. Yaktığım kalorilerin miktarını eşime gösteriyorum ve bu beni gerçekten tatmin ediyor. Her antrenmandan sonra kendime fitness seven ve antrenmanları kaçırmayan biri olmak istiyorum diye hatırlatıyorum. Şu veya bu tarihe kadar 10 kilo vermek istiyorum gibi sonuçlara odaklanmıyorum. Ayrıca kendime sonuçlar için sabırlı olmam gerektiğini, sonuçları görmeden önce meşhur hayal kırıklığı vadisinde bir süre takılacağımı, bunun da çok normal olduğunu telkin ediyorum. Sabah egzersizleri için kurduğum sistem bu ve hala tıkır tıkır işliyor. 2. arzum okuma alışkanlığı. Okuma alışkanlığı konusunda da benzer bir süreç yaşadım. Bu kez tetikleyici olarak kahveyi kullandım. Kendime kahve hazırladıktan sonra kitap okudum. Zihnimde kahve ve kitabı birleştirdim. Kitap okumak için özel bir yer seçtim. Evimin balkonu ve formülü uyguladım. Günümün en güzel bölümü olan sabah saatlerimi harika bir fincan kahve eşliğinde kitap okuyarak geçireceğim. Dopamin salgılamam, önce kahve, ardından da kitap beklentisiyle yükseldi de yükseldi. 2 dakika kuralını Ryan Holiday'in The Daily Stoic kitabının bir sayfasını okuyarak uyguladım. Başlangıçta tek ilgilendiğim şey bu alışkanlığı sağlamlaştırmaktı. Bu 2 dakikayı şimdi 90 dakikaya kadar çıkardım. Evet, yanlış duymadınız. Günde tamı tamına 90 dakika. Çevre temizliği yaptım, engelleri kaldırdım. Tüm bunları yaparken beni engelleyecek bir numaralı şey bağımlısı olduğum cep telefonumdu. Evvela birçok uygulamayı silerek telefonumu daha az çekici hale getirdim ve onu görüş alanımdan çıkardım. Bu arada sık sık sosyal medyayı aşırı kullanmanın cazip olmayan taraflarına vurgulayan telkinlerde bulunuyorum kendime. Ayrıca kendime hesap vereceğim bir arkadaş da buldum. Eğer iş zamanı beni sosyal medyayı kullanırken görürse ona 100 lira borçlanıyorum. İşte bu harika kitabı ben böyle kullanıyorum. Ve şimdiye kadar mükemmel sonuçlar elde ettim diyebilirim. Umarım bu görüntülü özet, kitaptaki kavramları daha iyi kavramanıza yardımcı olur. Henüz satın almadıysanız bu kitabı mutlaka edinin. kitabın içeriğinde örnekler, yaşanmış hikayeler ve çok daha fazlasını bulacaksınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Nice güzel alışkanlıklara.